Şimdi size buji nasıl değiştirilir, temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu kapağı söküyoruz. Burada sökülmüşü var. Bu ateşleme bobini söküyoruz. Burada sökülmüşü var. Hazır. Tabii burada kabloyu söküyoruz. Sökülmüşü var. Bu şekilde ateşleme bobini çıkardığımız zaman şu görmüş olduğunuz iç tarafta bujiler var. Bu bujileri nasıl değiştiririz? Şöyle bir anahtar yaptım. Şu anahtar normal düz bir borudur. Üzerine iki tane delik deldim. Buraya tornavida sokup çevirebilmemiz için. Şuraya yıldız anahtarı kesip borunun içine üstüne koyup kaynattım buradan. Görmüş olduğunuz gibi. Bu buji anahtarı oldu. Buji anahtarını bunun içine sokup şu şekilde tornavidayı buraya sokup çevirerek çıkartıyoruz. Burada dediğim gibi çıkmışı var. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bunun anahtarı bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi buraya tam uyuyor. Herhangi bir 18-19 anahtarı, yıldız anahtarını alıp başını kesip bu boruya bunu kaynattığınız zaman işte size buzu anahtarı. Gerçi uğraşmanıza gerek yok, bunlar satılıyor. Şimdi arkadaşlar, bujumuzu çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi buji yuvası. Bu buji yuvasında dikkat etmeniz gereken şu: yağ deliğinin içerisine yağ kaçıp bunun içi yağ oluyor. Bakın, ben bunu söktüm. Bunun içinden yağ çıktı. Şöyle anahtarı göstereyim. İçindeki yağı görüyorsunuz. Bunun içerisinden yağ kaçıp sızıp bunun içine giriyor ve ateşlemede sorun çıkıyor. Gördüğünüz gibi bujimiz de bu. Çift taraflı bujidir. Genelde bu araçlarda, LPG'li özellikle araçlarda çift taraflı buji kullanmanızı tavsiye ederim. Tek taraflı buji tavsiye etmiyorum. Bu bujinin görmüş olduğunuz gibi aralıklı mesafesi. Aralık mesafesi gayet iyi. Evet, gördüğünüz gibi gayet iyi aralık mesafesi var. Bu bujinin arasında oksitlenme meydana geliyor. Şu iç kanallarında. Ve bu oksitlenme de aracın ateşlemesinde sorun yaratıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu buji temiz bir buji. Bu bujiyi nasıl temizleriz? Şu arasındaki mesafeyi kontrol ederek, görmüş olduğunuz gibi bunun zımpara yardımıyla araların mesafesini açmadan şu ara kanallara sokup temizleyebiliriz. Görmüş olduğunuz üzerinde kodlamalar var. Bu koda göre aracınızın bujisini alabilirsiniz ya da söktüğünüz bujiyi getirerek de alabilirsiniz. Ama bujinizde aşırı derecede kararma, şu ara tarafta oksitlenme yoksa ve aralarında açılma, kapanma yoksa bu buji sağlam bir bujidir. Genelde buji patladığı zaman bujinin şu dip tarafında yukarıya doğru bir karartı çıkar. Bu kirdir yalnız. Karartıyla kiri karıştırmayalım. Şuradan yukarıya doğru bir karartı şuraya kadar çıkar. O zaman bu buji patlamış demektir. Bu tabi ateşleme bobinini de arıza gibi gösterebilir, fakat bujiniz de patlamış olabilir. Eğer bobininiz arızalı zannediyorsanız ilk önce bujilere bakın, bujilerden sonra bobine bakın. Ve şunun dediğim gibi aralarına küçük ince zımpara, su zımparası da olabilir. Hatta su zımparası olsa çok daha iyi olur. Aralarına sokaraktan oksitlenmeyi giderirseniz, evet, şu oksitlenmeyi giderirseniz bujiniz sağlıklı bir şekilde ateşleme yapacaktır arkadaşlar. Bu kanalları güzelce temizledikten sonra bujilerimizi takabiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Buji temizliğimizi de göstermiş olduk. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.